Wir besuchten eine eindrucksvolle Veranstaltung in Bochum. Bei der interkulturellen Kunst- und Fotoausstellung zum Thema Der Mensch und das Leben wurde eine außergewöhnliche Atmosphäre geschaffen. Die engagierten Kulturschaffenden Meryem Bulut, Kemal Yalçın und Kazım Güzel hatten das abwechslungsreiche Programm organisiert in Kooperation mit Radio Kaktus. Inmitten des Kulturzentrums der AWO eröffnete Serdar Yüksel, Vorstandsvorsitzende der AWO Ruhr Mitte, das Event mit einer inspirierenden Rede. Auch Künstlerinnen und Künstler wie Sabri Baran, Ayşe Yalçın Canpolat und Cayde Özer waren mit ihren Werken vor Ort. Wir vom Radio Kaktus Münster e.V. unterstützen die Organisation der Literatur- und Kunstgruppe des Zentrum Kultur der AWO mit unserer Medienarbeit. Auch Molla Demirel, Autor und Kulturschaffender aus Münster, trug einen Teil zu der Veranstaltung bei. Er präsentierte seine Kindermärchen und Gedichte persönlich vor Ort. Seine Texte wurden dabei von Bildkompositionen der Künstlerin Serap Riedel und Sabine Krämer visuell unterstrichen. Hören Sie nun das Gedicht Yalnızlık, Einsamkeit, aus dem Buch Gedichte aus Leben und Liebe. Yalnızlık. Koşuşturdum bütün gün, su verdim, portakal, şeftali, incir ve nar ağaçlarına. Bakmadım akan zamana, çöken karanlığa, ayrım olmasın diye zambak ve sardunyalara da verdim su. Topladı bavulunu, gitti ay. Açtı dağların doruklarından, sonra gitti yıldızlar da. Kaldım ben yapayalnız, ne yatakta, ne balkonda çekilmiyor yalnızlık. Sonra kalktım, ay ve yıldızların açtığı Toros dağlarının doruklarına baktım. Bir kızıllık bile bırakmamışlardı artlarında. Yaktım lambayı, baktım duvarda asılı duran fotoğrafına, en güzeli yalnız bırakmamak için beni ayrılmadı duvardan. Bu benim 70. yaş günüme bu şiiri başka şiirlerle beraber bir Alman ve iş arkadaşımın işi CD yapmış. Onu kısaltarak okuyayım. Şiir isyanda. Şiir isyanda yasaklamış kör akıl sevdayı. Sarardı benzi solgu bakışı. Gözleri şafak yüklü kızların kalmadı tahammül şiir isyanda. Sırtladı şafağın renkleriyle umudu. Çıktı caddelere, tek tek tıkırtatıyor camları. Çağrısı var çalışan işçiye, emeğin karşılığı alamayan köylüye. Ellerinizdedir düşündeki günler, kalmadı tahammül şiir isyanda. Önüne duvar örülen bilim, kirletilen deniz, nehir, yakılan orman, nesli tüketilen binlerce bitki canlı, keklik gibi avlanan gençler, çocuklar, kalmadı tahammül şiir isyanda. Önüne geçilmeyen bir kasırga talan, körleştirilen akıl, el konulan arazi, yakılan ev fukaranın, işsiz genç, ağaç, perişan, sütsüz çocuk, kalmadı tahammül şiir isyanda. Ardı ardına yükselirken minareler ve sultan sarayları gökyüzüne, bir ekmek parası için mendil satıyor, ayakkabı boyalıyor küçücük çocuklar, uyuşturucu alıyor caddelerde ve köprü altında tecavüze uğruyor çocuklar, kalmadı tahammül şiir isyanda. Çocukların sesi şiir, boyandı güneşin bin bir rengine, korkulu rüyası oldu zalimin, çağırıyor zulme karşı işçiyi köylüyü, genci, yaşlı isyana, koş, koş, sıklaştır safları, kalmadı tahammül şiir isyanda.
Baktım, düşlerinin rengini kullan oğlum dedim. Ve öylece bu şiir çıktı. Vahşetin rengi yoktur. Barbarlığın da ırkı olamaz. Yalnız umudu bulursun yüreğinde. Umut renginde boya bütün kuşları. Açlığın rengi yoktur. Savaşın da ülkesi olamaz. Bereket renginde boya toprağı. Aç çocuklar hiç değilse doysun. Düşlerinin renginde boya dünyayı. Ağaçlar yakut, gökyüzü zümrüt. Nar renginde açsın güneşin çiçeği. Ama şeffaf olsun oğlum. Şeffaf olsun insanın yüreği. O zaman son olarak onu okuyayım. En koyu mavisiydin denizin. Eylül'dün. Bir sonun başlangıcı. En koyu mavisiydin denizin. Kıyılardan uzak. Görünmeyen kısmı buzulların. Berekettin bir deltada. Sıcak iklimlerin meyvesi. Kuytusunda barındığın vadi. En eski şarap. Çakır keyfin. Unuttuğum bir şarkının efkarı. Vakitler ötesinden gelen koku. Sahilde yüzüme vuran rüzgar. Unutulmaz bir gecenin sıcaklığı. Sen en koyu mavisiydin. Radio Kaktus war nicht nur zu Besuch in Bochum, sondern auch im Lavie in Münster-Giebenbeck beim Puschkin-Fest. Dort wurde nicht nur ein Theaterstück von Puschkin vorgestellt, ebenso wurden Aktivitäten für Kinder angeboten. Wir waren live vor Ort und haben die spannenden Bilder mit der Kamera eingefangen.